Ulvi. Aç bakayım avucunu. Allah Allah. Niye açıyorum ya? Aç diyorum sana, avucunu aç. Ha, copla vuracaksın değil mi? Hayatta açmam kızım. Hatta var ya böyle yumuk yumuk yaparım. Ondan sonra da... Aa, yumuk yumuk yaparmış da bana yumruk atarmış. Şirinlik muskası seni. Yıvışma hemen. Aç diyorum şu avucunu. Bugün ben fa baktırdım. Sol elimin içine baktı baktı kadın. Seni göremedi. Neredeydin sen? Diğer avucuna baksaydı. Sağ avucuna. Belki de oradayımdır kızım. Anladın mı? Motorum var ya benim böyle bir avuca, bir avuca motorumla sallıyorum böyle. Şu kotalı zekanla benimle dalga geçmeye çalışma ve espri yapma. Rica ediyorum senden Ulvi. Sen de o kotası zekanla ama hala fallara inanıyorsun. Bak kızım, benden sana hayat dersi tamam mı? İster al, ister alma. Zamanın ince sudayız tamam mı? Bir tane falcı teyze vardı. Aç dedi avucunu, açtım. Baktı böyle. Dedi ki bana, senden dedi adam olmaz dedi senden. Bana diyor ya. Şimdi bak dışarıda motorum görüyor musun? İki tekerli taşı sahibiyim ada. Anladın mı? Şimdi atlasam motora, o falcı teyzeyi böyle köy köy kovalasam yürü yani. Ya bir sus Ulvi ya, bir sus ya. Ayrıca kadın dedi ki, eğer bir yalan söylersen başıma iş açılacakmış. Sakın yalanımı ortaya çıkarma aşkım, olur mu? Sen benim içimdeki light kadını ortaya çıkart. Vay. Kim çıkarıyor bu light kadını ya? Ha? Kim? Şişt. Allah'ın izniyle senin olmanı istiyoruz tabii. Ya aşkım Tom ya. O falcı kadının söyledikleri çıktı bir. Bir yalan söyledim ve başım belaya girdi. Bir işe başvurmuştum. Ehliyetin var mı dediler. Var dedim. Ya Sevo ağlama güzelim ya. Var ki senin ehliyetin yavrum. Ya aşkım Tom, ehliyetim var evet ama şoförlüğüm yok. O yüzden senin bana taşıt kullanmayı öğretmen gerekiyor aşkım Tom. Ya öğretirim Sevo da şimdi... Taşıt lazım onun için, araba lazım. Ben nereden bulacağım arabayı ya? Yani şimdi ben motorcuyum yani, motorcu camiası diye bir şey var. Beni şimdi araba kullanırken görecekler. Laf çıkaracaklar sağdan soldan. Bak Ulvi, beni dinle. Ben bu işe gireceğim Ulvi Bey. Sen de o kıymetlini bir zahmet kaldıracaksın. Bir arkadaşına gideceksin, ricacı olacaksın. Bir araba bulacaksın ve bana araba kullanmayı öğreteceksin bir zahmet. Eğer araba kullanmayı öğrendikten sonra o motorcu camiasına dalmamı istemiyorsan... O duduşlarını aç ve bana konsantre ol Ulvi. Ya tamam kızım, tamam. Allah Allah. Dokunma benim motorcuma. Dokunma benim camiama. Bir hal çaresini bulacağız. Dur. Aha! Aklıma acayip fikriyat geldi Seva. Otobüse bineceğiz tamam mı? Önüne böyle şoförün yanına koltuğa. Ona böyle bakıp kullanmayı öğrenebilir misin? Ya olmaz aşkı Tom ya. Ya Ulvi nasıl bir gerizekalılıktır bu ya? Ulvi bak. Ben seni uzaktan sevebilir miydim ha? Sevebilir miydim? Ne yaptım? Döve döve. Üzerinde pratik yapa yapa sevdim seni değil mi? Ya arabayı bulacağım. Ya da yasımı tutacağım Sela. Şüküfe, bana bak. Hemen toparlan gel. Devir beni istemeye gelecek tamam mı? Abla ne diyorsun ya? Hemen ben Turgut amcayı birine bırakıp geliyorum. Bak, seni ben vermezsem vallahi nikah şerh koyarım ha. Kızım hadi hemen toparlan gel ya. Tamam. Ulvi bir şey sorabilir miyim? Neden ben bu yağmurda, bu rüzgarda, bu yaşta yolda yürüyorum? Çok romantik. Ya buldun romantiği. Neden benim bu ayaklarım yerden kesik değil? Ha? Neden ilişkideki erkek olarak bir adet araba bulunamıyor ya? Ya kızım erkek olarak da bulurum, tamam motorcu olarak da bulurum. Her türlü, hey. Ha, her türlü, hey bebeğim, hey. Hani nerede o zaman? Şimdi senin bu üst duruşlarına şöyle çemçük yapayım mı? Hemen şiddet yap, hemen şiddet yap. Aha, bir fikriyat geldi aklıma. Neymiş? Ben var ya zaten okusam sana böyle çok büyük memur olurmuşum ha. Bilal'in arabayı kiralayacağım sana. Direksiyon çalıştıracağım kızım. Ulvi. Sen okusan var ya, kesin başımıza bela olurdun bu kotalı gerizekalı zihniyetinde oğlum. Bilal bize arabasını deyip parayla berdelle bile vermez. Alo, senin bu söylediğin dolma teker sibop mantığında. Kotalı vasıtalı gerizekalı Ulvi. Ha. Hemen var ya böyle yan yargılarına yaklaşma yüzü ya. Kim çıkarıyor bu safları, kim ya? Ben göstereceğim sana safları, yürü.
Ya Ulvi, düz gidebiliyorum aslında ben. Ama dönmeye gelince beceremiyorum bir türlü. Yani yediremiyorum kendime dönmeyi. İkinci viteste gurur yapıyorum nedense. Tamam tamam kızım ya. Sen var ya bu mesleğe kaptın ha. Olay bitmiştir. Çünkü düz gidebiliyor musun kızım? Ne demişler? Düz Ulvi. Ben şimdi işim var, tamam motoru alacağım. Görüşürüz. Ya aşkitom otur oturduğun yerde ya. Bak Ulvi. Bu senin kotalı zekanla bana öğretebileceğin tek şey. Bunu öğret ki hiç olmazsa yarın öbür gün kavga ederken başıma kakabileceğin bir şey olsun aşkım. Of Sevim ya, of ya. Sanırsın var ya uzay mekiği kullanıyorsun anasını satayım. Alt taraf araba kızım ya. Otomatik vites zaten, tamam mı? Bunu sağa çevireceksin, sağa gidiyor. Sola çevireceksin, sola gidiyor. Daha nasıl öğreteyim aga ya? Ulvi, bak. Ya bana destek olursun ya da seni yaşam destek ünitesine bağlarım Ulvi. Eğer bu işi alamazsam bütün mahalleye iş olurum Ulvi. Sana da ev tutarım metresim olursun. Bu mu istediğin gerizekalı? Bana uyar Seva. Zaten var ya çalışmayı hiç sevmiyorum. Yorgunluk hiç bana göre değil yavrum. Anas ne yapıyorsun? Ulvi, evet belki acemi bir sürücüyüm. Ama biliyorsun ki ben profesyonel olarak can yakarım. Beni biliyorsun sen. Şimdi konuş bebeğim. Yoksa çingeneler zamanına kadar böyle gideriz. Tamam. Önce kontağı aç. Tamam. Aman. Yol boş zaten. Kaptı ama yavaş. Çocuk gücülerin çalışan araba icat etmişler ha. Teknolojiye bak sen ya. Aa, çok komik gerizekalı. Sen de aynı teknolojiyle çalışıyorsun. Bak tabanlı ay. Yazıklar olsun sana Ulvi. Şu karda kışta bir başıma şu soğukta tek başıma araba kullanmayı öğrenmeye çalışıyorum ya. Atın oğlu. Daha ne yapayım kızım ya, Allah Allah. Hadi bakalım direktif bekliyorum. O zaman direktif bir. Buyurun öğretmenim. Böyle araba itmeyeceksin. Nasıl yani? Öyle domuşuk domuşuk gitmeyeceksin arabayı. Ne yapacağım peki? Böyle itiyorsun bak. Eli totonun üstüne koy. Evet. Koy totonun üstüne. Hazır. Hazır. Bir, iki, üç. Hocam araba gidiyor. Bu gidiyor. Hayır.